Evet dostlar, yağmur yağıyor. Bayağı şiddetli yağıyor yani. Kameranın lensinde gözüküyor mu yağmur bilmiyorum ama. Şimşek de çakıyor. Zemin de daha yeni ıslandığı için biraz daha tedbirli gidiyoruz. Bir şiddetli yağıyor ki böyle girecek bir yer arıyoruz ama maalesef daha bulamadık. Yani ağaç yok zaten. Burası Gümüşhane, biliyorsunuz bizim Karadeniz kadar ağaçlı bir bölge değil. Bir de mağaranın etrafında hiç şey yok, yerleşke yok. Zeminden görebiliyor musunuz bilmiyorum ne kadar yağmur yağdığını. Yolu görmekte zorlanıyorum yani. Bir de rüzgar esiyor çok fena. Şöyle bir girecek bir yer bulsak da şey olsa güzel olacak. Yoksa donumuza kadar ıslanacağız şöyle mesai. Monta zaten su aldı. Ben astarını giymedim. Yağmurluk astarını. Öyle bir yağmur yağıyor ki görüyorsunuz oralar hep şey gibi oldu. Su birikti oralara. Bir kamyon geçsin mesela. Şu özellikle şurası var ya. İçinden geçtik oranın. Üstümüz başımız komple ıslandı. Acayip yağıyor. Şöyle bir yer bulduk. Hemen girdik. Şimdi Enes'le plan yapacağız. Ona göre ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere. Dostlar, selamünaleyküm. Biz şimdi Enes'le beraber şey yaptık, karar verdik. Eren Bülbül'ün kabristanına gideceğiz. Maçkaya girdim yani. Oradan sonra nasıl bir rota izleyeceğiz, bakacağız. Şimdilik bu şekilde.
Yağmur durdu. Enes diyor ki Zigana'nın eski yolundan gidelim, tünele girmeyelim. Artık duruma göre bakacağız. Eski yoldan girebilirsek oradan gideceğiz. Virajlı yollardan. Yine yağmur coştu dostlar. Bakın şuradan su birikintilerinden anlayabiliyorsunuz zaten. Tabii kontağı kapatacağız mecbur. Yakıt alacağız. Eski Zigana yoluna gireceğimiz için yakıtımız tam olsun. Dolu tabii, yine de tam dolduralım, ne olur ne olmaz. Yağmur dindikten sonra çıkarız buradan. Felaket yağmur yağıyor, felaket. Ayağıma su girdi ya. Geçidine doğru ilerliyoruz. Demin kenarda durduk. Genç bir delikanlı ilerden dedi. Burada İler... bu şekilde. Abi yağmur var mı? Kamerada bilmiyorum da vardır muhtemelen. Fakat yani kaç gibi var? Bilmiyorum. 1,5 saat normalde. Tabi hava muhalefetiyle biraz yavaş gitmek durumundayız. Bir de şu an tırmanışta tırmanış olduğu için de motor devirli gidemiyor. Görüyorsunuz 77-78 bayılıyor yani. 76. Görüyorsunuz şurada bulutlar var. Hava yine yağmaya devam ediyor. Enes dedi süre zaten ıslandık, ıslanacağımız kadar dedi. O yüzden sürüyoruz. Zigana geçidinden gireceğiz inşallah. Gümüşhane sağdan diyor. Sağdan gireceğiz o zaman. Ve girdik bakalım. Ha daha hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Eski Zigana yolu size tüneli gör. Bir de bu Zigana virajlı yollarından gidelim bakalım. Tırmanışlar, tırmanışlar. Şimdi dağlara tırmanacağız.
görelim yollarını. Orada birileri bir şey yapıyor. Oralara çıkınca inşallah açarım tekrar. Burada köpek mafyaları var. Baksana reis. Dostlar böyle taşlar falan var, mutlak falan. Reis temizlesek mi taşları? Yani gece mece bir araba gelirse Allah korusun oradan aşağı gider. Üstüm mü ıslandı? Onları itebileceğiz miyiz ya? Oh, bayağı ağır ya. Thank you.
dostlar, yola devam. Yola revan. Yağmurlu bir şekilde ilerleyişimiz sürüyor. Güzel tatlı virajlar. Böyle bir sisin içine daldık dostlar. Bayağı bir sisli buralar. Bir arazi araçları var buralarda. Keyif yapıyorlar galiba. Yağmuru mu izliyorlar anlamadım. Maçka'ya 20 km diyor. Aşağısı uçurum dev gibi bir taş ocağı var. Dev gibi. Öyle bir şey yok. Kocaman taş ocağı var. Sevgili dostlar, normal anayola bağlandık. Sürüşe devam. 66 kilometremiz kaldı. Dostlar, sevgili dostlar, kavşağı kaçırmışız biz. Yani Enes önden gidiyordu, o yüzden kaçırdık. Şimdi buradan döneceğiz inşallah. Evet dostlar, Eren Bülbül'ün Kazakistan'a doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar, umarım mikrofon alıyordur. Eren Bülbül'ün kabri şerifine geldik. Manzara böyle. Şimdi çıkacağız. Yolumuz uzun. Yolda yine videoya devam ederim. Bayağı gelenler var. Yolda görüşmek üzere. Göl var. Ne gölü bilmiyorum. Baraj mı, göl mü? Anlamadım. Baraja da benziyor, göle de benziyor. Bakın bayağı büyük. Şu haritada gözüküyor bakın. Dev gibi. Manzarası var. Balık şeyi falan var, yetişemeyeli falan var.
Bakalım reis buraya. Ne olmuş? Selamünaleyküm. Yavaş amına koyayım. Bak beyim, çok güzel yavaş. Hangi manet lan? Debriyaj. Debriyaj maneti mi yapmış? Gel beyim, buradan bak. Bir şey kopuyor lan. Ha, fren yaptı o şey. Burayı kaldıralım. Bir tek manet mi var bir şey? İyi manet var, koruma demir.
sabah kahvaltısıyla birlikte duruyorduk. Şimdi yemek yedik bir yerde, lokantada. Tekrar yola koyulduk. 126 km'lik yolumuz var. Yani bu video buralarda sonlanır. Çünkü hava karardı. GoPro'nun da gece çekimi iyi değil, biliyorsunuz.